Eğer bir gün benim fikirlerim bilimle çelişirse bilimi tercih edin diyebilecek kadar 19. yüzyılda dünyaya gelmiş bir dünya lideridir. Ve bu dünya liderinin bu topraklarda dünyaya gelip Cumhuriyet'in kuruluşuna vesile olup bizleri bugüne kadar getiren sadece kendisi değil, fikirleri ama ta öngörüsüyle, entelektüelitesiyle, bakışıyla, siyasal zekasıyla, askeri zekasıyla, yani bir bütün olarak bir fikir insanı olması ve adanmışlığı ve birlikte yol arkadaşlığıyla yürüdüğü ve yüzyıllar boyunca devam edeceğine inandığımız serüvenli Atatürk, bu topraklarda yaşayan herkesin ama herkesin bir şekilde var olma sebebidir. Kişisel olarak da şunu söyleyebilirim. Eğer biraz önce tariflediğim dünya liderinin kurduğu cumhuriyet olmasaydı, en basit örneği ben Anadolu'nun bir köyünden çıkıp devlet okullarında okuyup bugün Türkiye'nin en büyük ve en büyük partilerinden, en köklü partilerinden birinden il başkanı olamazdım. Bu sadece kendimle ilgili bir örnek. Bu anlamıyla bu topraklarda yaşayan herkesin var olma sebebidir ve geleceğe demokrasiyi aktarabilmemizin vesilesidir. Şunu bir cümleyle gençlerimize, bizi izleyenlere, kadınlara da söylemek isterim. Atatürk deyince hakikaten sadece belirli klişe cümlelerle Atatürk'ü tariflendiğini görüyorum. Bundan dolayı da üzüntü duyuyorum. Kimi zaman Atatürk aslında sizin biraz önce anlattığınız gibi büyük zaferden önce Reşat Nuri'yi okuyan kişidir. Bandırma vapuruna eşyalarını alırken bir sandık dolusu kitabı yanına, silah sandığını yanında kitabı alan kişidir. Daha da önemlisi Atatürk demek, bilim demek, Atatürk demek, aydınlanma demek, Atatürk demek, okuma, okuduğunu anlama ve derinlikli bir bakışla geleceğe dair bir vizyon sunma demektir. Atatürk demek kalkınma demektir. Atatürk demek eğitim demektir. Atatürk demek çalışma, çalışma, çalışma demektir. Biz Atatürk'ü bu yönüyle anlayıp, bu yönüyle hakikaten özümsediğimizde işte o zaman Atatürk'ü tariflememiz, tüm toplum olarak ve hissetmemiz çok daha kolay olacaktır.